sadece Ramazan'da bir gecede şu 5 dakikalık şu sahur vakti saatinde bunu öğrenmek hayatını değiştirmez mi? Değiştirir. Ben deniz size şunu söyleyebilirim. Tecrübeyle sabit. Eminim ki hepiniz de öyledir. Duayla hayatımın değiştiğini yüzlerce kere görmüşümdür. Resulullah Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, insanın bir kaderi var değil mi? Var. Her şey takdir edildi. Evet. Dediler ki dua kaderi değiştirir mi? Merak ediyor musunuz? Dua kaderi değiştirir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dua kaderi değiştirir mi? Çok dikkatli dinlemek lazım. Böyle ayak kayar çünkü burada. Dikkatli dinlemek lazım. Efendimiz buyurdu ki evet. Kaderde bir adamın başına bir şey gelecek. Anne duası aldı. Hop sıyırır. Hiç görmedin mi böyle bir şey? Verilmiş sadakan vardı dersin. %100 ölecekken, %100 bir şeye uğrayacakken tesadüfle izah edemeyeceğin bir şekilde böyle iş değişir. Bir şeyler değişiyor. Peki kader mi değişiyor? Efendimiz buyuruyor ki dua kaderde başına gelebilecek olan hadiseleri değiştirir. Diyorlar ki nasıl? Söze bak. Dua ile kaderinin değişmesi de kaderindendir. Yani bir kaderde dua payı vardır. Şimdi ben buradan geleceğim. Şöyle göstereyim en basit. Ya işte ne olur mevzuyu anlatmak için yapıyorum. Böyle görmüyorum, böyle gideceğim. Buna çarpacağım. Değil mi? Ben buna böyle bodoslama geliyorum, çarpacağım. Birisi seslendi. Veya bir dua aldım. Tam buna çarpacakken böyle ışık falan yanıldı. Buradan geçtim, kurtulduğumu düşün. Allah'a sürpriz yapmıyorum ki. Yine kaderimde olan bir şey yapıyorum. Ama bu pay konuluyor. Şöyle izah edeyim tekrar. Bu adam dua almazsa böyle toslayacak. Dua alırsa gelip buradan böyle yürüyecek. Ne olmuş oldu? Kaderde o dua payı da hesap edilmiş oldu. Çok ağır bir konuyu çok rahat bir şekilde anlattığımızı ve sizin de tamam şimdi anladım dercesindeki o tasdikinizi duyar gibiyim. Kıymetli kardeşlerim bugün şöyle bir nefes alacağız. Hem ilahi aramız olacak. Ondan önce size şunu söyleyeyim. Ramazan'la alakalı sizin sorularınız geliyor. Sizlerle Ramazan nasıl bir insan istiyor? Ramazan çünkü insan inşa ediyor. Ramazan insan ihya ediyor. Ramazan'da bir insan nasıl olur? Hani ya söylemeden edemeyeceğim. Yazar mısın bunu aklının bir kenarına? Bizim inancımıza göre Allah Celle Celaluhu sadece caminin, sadece seccadeyi serdiğinde böyle yaptığın, sadece Ramazan'da, Kabe'de, Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te olan Allah değildir. Her mekanın, her zamanın, her anının sahibi Allah'tır. O yüzdendir ki İslam, bakın çok önemli bu. Hatta belki ilerleyen dakikalarda aradaki farkı da anlatırım. O yüzden İslam dediğimizde, elhamdülillah ki Müslümanız, İslam dediğimizde belli bir zamanda bizi görüp diğer zamanlarda kafamıza göre takılan bir şey değildir. Daha farklı söyleyeyim. Bir insanın, inançlı bir insanın yemesi, yatması, oturması, kalkması, üzerine giyindiği elbiseye kadar hepsini kuşatan bir güzellik manzumesidir İslam dini. Yani böyle şey değil. Nasıl söyleyeyim? Herkes de böyle mi? Hayır değil. İnsanlar sonra dini tahrif etmişler. Allah'ın göndermiş olduğu İslam'ı kendi başlarına göre çevirmişler. Farklı farklı isimler almışlar. Mesela diyelim ki mescit. Zor bir konuya girdim ama birkaç dakika dinler misin beni? Bilgiyle, malumatla, muhabbetle Ramazan'ımızı dolu dolu yaşayalım. Duamızı da yaptık artık. Şu anda bizi tercih edenler güzel şeyler öğrenecekler diye ümit ediyorum. Rabbim utandırmasın. Mesela bakın arkadaşlar. Biz mesela cumaya gidiyoruz, camiye gidiyoruz falan ya, işte hocamız var, yani imam efendi oluyor, kıldırıyor falan. Başka
din mensuplarıyla alakalı din adamlarıyla bizim din adamı anlayışımız aynı değildir, biliyor musunuz? Bak mesela şöyle söyleyeyim. Kutsanmış kendilerine göre bir ibadet alanı vardır. İsim vermeyeceğim, başka başka dinlerde. Kutsanmış bir alan vardır. O kutsanmış alanın bir adım dışında olduğunda Allah'la irtibatın kopmuştur. Ayine katılmış sayılmazsın. İftira etmiyorum, hakikati anlatıyorum size. Diyelim ki böyle bir bina, bu adam veya şurada duruyor, duvarı bu. Buraya kadar kutsamışlar onu. Baba. Bak, buraya kadar kutsamışlar. Buradan içeri girdiğinde geldim Allah'ım diyorsun. Böyle olduğunda dışarıdayım Allah'ım diyorsun. Böyle saçma bir şey olur mu, değil mi? Bizde öyle mi? Aradan yol geçmedikten sonra, sesini duyduktan sonra, kilometrelerce mesafe olsun, toprağın üzerinde olsun, adam cuma hocayı dinliyorsun, Allahu Ekber denildiğinde yere siliyorsun seccadeyi, duruyorsun. Hocam caminin içi değil. Arkadaş, Allah, yerin, göklerin sahibi Allah. Bizde hususi, peki bizde niye mescit var? İnsanlar ibadetlerini temiz, nezih ortamda yapsınlar diye. Yoksa seccadenin üzerinde de, yolda giderken tesbih yaptığımda mesela, Sübhanallah, onu da anlatacağız ikinci bölümde. Sübhanallah, Sübhanallah, otobüs durağında bekliyorum böyle. Hafif düşüyorum bana, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah el-Azim. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah. La ilahe illallah diyorum. Hiç kimse size bir Müslüman olarak şunu diyemez. Şşt, ne yapıyorsun ya, burası cami mi diyemez. Ne ya, ne alaka? Allah'ın mülkünde Allah'ın kulu olarak Allah'ı zikrediyorum. Bitti gitti. Arz edebiliyor muyum? Mesela prayer. Bazı tercüme havalimanlarına falan gitti. Prayer room. Ne demek? Dua eden. Neyse, kötü bir espri yapacaktım, kendimi tutuyorum. Yani dua odası. Namaz mesela dua değildir bizde. Namaz bize farzdır. Bir adam dua eder veya etmez, o ayrı bir şey. Başka din mensuplarında bir adam dua etmedi diye günahkar olmaz. Aramızda kalsın. Namazı bile bile terk ederse günahkar olur. Allah'ım ya Rabbim, ne olur hepimizi sen muhafaza eyle. Namazlarımızı kaza etmeyi, namazlarımızı özen göstermeyi nasip eyle. Arkadaş bak, hep sana söylüyorum. Benim hocam da öyle derdi rahmetli. Oğlum, namazı kılsan da kılmasan da ömür geçiyor. Bırak bari namazı kılarak geçsin ya. Niye kılmıyorsun derdi. Bu kadar. Böyle bazen kendisi namaz kılarken de hadi namaz kılın demezdi. Ben namaz kılacağım, istiyorsanız gelin derdi. İkrah ettirmeden, seve seve. Kılsan da kılmasan da geçiyor. Ne olur kılarak geçse. Hocam ben o kadar derinlere inemiyorum. Çünkü ben başladım mı, böyle çok hastası olduk tipler. Daha evvel de söyledim, ne hikmetse aynı tonda konuşuyorlar. O da çok acayip he. Ben hocam mükemmelliyetçiyim. Mükemmel, her şeyi düzgün isterim. Yani başladım mı ben tam başlarım. Ne zaman olacak bu? 30 sene içerisinde düşünüyorum. Ya dalga mı geçiyorsun? Ya elinde senin evrak mı var ya? Azrail'den almış adam. Bu adam Fatih Çıtlak 32 sene 6 ay yaşayacak diye evrak var mı ya? Sakın ha. Bak rüyada falan görürsün, inanma. Sakın ha. Haberin kaynağını araştır. Kolpa çıkar, çok kötü olur.